Bunu yapamazsın. Neden? Hayır, Tolga olmaz. Niye? Sonuçta o da bir erkek değil mi? Hayır, o farklı. Nihal'cim, bütün erkekler birbirinin aynıdır. Hayır, o farklı. Serap, istediğin erkeği elde edebilirsin. O adi şantajlarında beni de kullanabilirsin. Ama Tolga olmaz. Onu diğerleriyle bir tutamazsın. O bana ait. Yalnız bana ait. O Nihal, ne kadar bencilsin. Hayır. Tolga benim. Onu sana bırakmam. Yakında ne olacağını ikimiz de göreceğiz. Hayatımda çok önemli bir yeri var onun. Onu seviyorum. Bunda bu kadar büyütecek ne var? Beni bilirsin. Hayatımda kimse kalıcı değildir. Tolga'yla da bir iki gün gönül eğlendireceğim, o kadar. Sonra çeker gider. Kalmak istese de ben yollarım zaten. Ondan sonra yine senin. Gecenin bu vakti burada ne yapıyorsun Suzan? Uyku tutmadı. Sen de viski kadayıyla arkadaşlık ediyorsun ha? Öyle sayılır. Son günlerde seni pek sıkıntılı görüyorum Suzan. Bilmiyorum Gültekin. Aslında ben de kendimi pek iyi bulduğumu söyleyemem. Ama neden? Hiçbir sıkıntımız yok. Her şey yolundayken bu huzursuzluk neden? Korkuyorum Gültekin. Korkuyor musun? Evet. Kötü şeyler olacak sanki. Çok yakında kötü şeyler. Ne olabilir ki Suzan? Burada gece vakti oturmuş karanlıkta içini karartıyorsun. Bundan başka bir şey yok. Elimde değil. Sanki bir şey yaklaşıyor ve hepimize zarar verecek. İçinde ne varsa söyle de ben sana yardımcı olmaya çalışayım. Hissediyorum. Sadece hissediyorum sanki. Sanki ne? Şeytanlarımızla sanırım her şeyi konuştuk. Şimdi sıra görevini yerine getirmeye geldi. Evliliğim, mutluluğum, hayatım umurunda bile değil, öyle değil mi? Evlilik konusundaki fikirlerimi bilirsin. Bu dünyada bu işi en az ciddiye alan kişi benim. Ama bu benim evliliğim. Ve ben çok ciddiye alıyorum. Olabilir. O senin enayiliğin. Asıl enayi sensin. Sevgi nedir bilmiyorsun. Hayatında mutluluğu hiç tatmamışsın. Sevgi, mutluluk. Bunlar boş sözler. Sakın bu meseleyi sulu göz bir Türk filmine çevirmeye kalkışma. Çünkü bundan hiç hoşlanmam. Sen bile bu kadar alçak olamazsın. Ne kadar alçak olduğumu, dediğimi yerine getirmezsen görürsün esas. Ne hatlar karıştırdığını herkese bir bir anlatırım. Arkadaşlarına da, ailene de. Hatta Tolga'ya da. Acaba Tolga senin ne kadar pis bir olduğunu, ne kadar adi bir olduğunu öğrendiği zaman yine de seninle evlenmek ister mi dersin? Tolga bile senin gibi bir kızla evlenecek kadar salak olamaz. Sen... işine geliyorsa. Hem Tolga'yı senden önce ben test etmiş olacağım. Fena mı? Hatta istersen test edildi, onaylandı diye damga bile vurabilirim. Sen dua et.
Tolga benimle birlikte olsun. Eğer benim gibi bir kadınla birlikte olmuyorsa... zaten normal bir erkek değil demektir. Şiddet ha? Bunu yaparak beni vazgeçirebileceğini mi sanıyorsun? Şu anda ben de sana tekme tokat girişebilirim. Ama bunu yapmayacağım. Çünkü asıl tokatı sen kendi kendine indireceksin. Çok aptalsın Nihal. Hem de çok aptal. Gücünü gösterip biraz direnseydin, biraz gözyaşı dökseydin, bana biraz yalvarsaydın belki seni dinleyebilirdim. Hatta düğün hediyesi olarak Tolga'yı sana bile bırakabilirdim. Ama artık çok geç. Tolga benim olacak. Ve sen onu bana kendi ellerinle vereceksin. Beni anlıyor musun güzelim? Kendi ellerinle. Hanım, bakıyorum derinlere dalmışsınız. Neyse, sen bana da bir reçelle ekmek sürüver. Bu sabah acelem var baba galiba. Sen farkında değilsin ama benim her sabah acelem var güzel kızım. Bakıyorum ufaklık, babasını yağla balla besliyor. Bu sabah bir dilim ekmekle yetinmek zorundayım. Büyük toplantı zamanı. Tam üstüne bastın. Acım onlara baba. Acımayacağım. Anneniz biraz yorgundu. Umarım bir dilim ekmeği ondan da esirgemezsiniz. He? Hadi hoşçakalın. Güle güle. Sana o kadar özeniyorum ki. Kendine özenecek başka birini bul ufaklık. Niye? Benim sahip olmak istediğim birçok özellik var sende. Neymiş onlar? Mesela kendine güveniyorsun. İnsanlarla ilişkilerinde hiç ezik değilsin. Sonra... Sonra? Sonra erkeklerle ilişkilerinde de çok rahatsın. Sahi bunu nasıl başarıyorsun? Çok basit ufaklık, çok basit. Sadece istiyorum. Bu kadar basit mi? Hı hı, bu kadar basit. İstemek elde etmenin ilk adımıdır. Efendim? Ah Nihal. Bebeğim sen misin? Merhaba Tolga. Neredesin? İşteyim canım, çalışıyorum. Eğer rahatsız ediyorsan... Daha. Aşk olsun. Senin yanında işin yapı mı olur? Nasılsın? Sağ ol Tolga. İyiyim. Ama senin sesin bir tuhaf geliyor. Ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey. İyiyim. Emin misin? İyiyim canım, merak etme. Ben şey için aramıştım. Geçeyim. Bu akşam yemeğe çıkar mı isteyecektin? Yemek mi? Harika. Bundan daha güzel bir teklif olamazdı. Aa, bir dakika.
Yalnız kendime haksızlık etmeyeyim. Sanırım dün gece ben de sana harika bir teklif yapmıştım, değil mi? Evet. Hem de nasıl? Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Demek ki akşama hayatımızın en doğru kararını tutuyoruz ha. Güzel. O zaman her zamanki yerde buluşuyoruz, tamam mı? Evet. Akşamı iple çekeceğim bebeğim. Seni çok seviyorum. Tolga. Efendim bebeğim? İleride ne olursa olsun şunu bil ki... ...seni hep seveceğim. Bu gece senin de aramızda olman benim için büyük bir sürpriz oldu. Nihal bahsetmemişti geleceğinden. Ha, umarım kötü bir sürpriz değildir. Ah, deli misin? Tam tersi. Gecemize renk kat. Öyle değil mi Nihal? Aslında bu fikir Nihal'indi. Bana kalsa sizi yalnız bırakırdım ama Nihal'cim öyle ısrar etti ki dayanamadım. İyi düşünmüşsün hayatım. Mutluluğumuzu Serap'la paylaşmak çok güzel bir fikir. Biliyor musun? Biz Nihal'le çok yakın arkadaşız. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Zaten evlenme kararını da ilk önce bana açıkladın. Duyduğumda o kadar sevindim ki anlatamam. Canım benim, sağ ol. Doğrusu Nihal gibi birini tanıdığım için çok şanslıyım. Kendim için daha doğru bir eş bulamazdım herhalde. Nihal gerçekten eşi bulunmaz bir insandır. Onunla paylaştığımız pek çok sırrımız var. Öyle değil mi? Neymiş bu sırlar? Aman canım, anlasana işte. Kızlar arasında olan ufak tefek sırlar. Öyle bir film vardı Nihal, hatırlar mısın? Yalanlar ve Sırlar. Pardon. Güzel bir filmdi. Bakar mısınız? Bir peynir tabağı, bir şişe daha şarap. Evet. Mersin. Ne oldu hayatım, bir şey mi var? Yok bir şey. Sanırım biraz fazla yedim. Fazla mı yedin? Tabağına daha dokunmamışsın bile. Özür dilerim. Pek iştahım yok galiba. Ah Nihal, kaç kere söyledim sana. Erkekler zayıf kızlardan hoşlanmazlar. Bu Nihal hep böyle iştahsızdır işte. Ne söylesen fayda etmiyor. Doğrusu bunu bilmiyordum. Sen Nihal'i bana sor. Aslında onun hakkında bilmen gereken çok şey var. Öyle değil mi güzelim? Ne gibi şeyler? Söylesem şaşarsın. Hı. Bak şimdi iyice meraklandım. Neden böyle davrandığını anlamıyorum. Tolga canım, yeter artık. Nihal hakkında bilmen gereken çok şey vardı. Bu da bunlardan biri işte. Aslında bu Nihal için oldukça normal bir davranış. Ne diyorsun sen? Önce beni sevdiğini söylüyor, ondan sonra çekip gidiyor. Sence bu normal mi? Bence her söylediğine inanmamalısın. Nihal'i de gözünde fazla büyütme. Ne demek istiyorsun sen? Nasıl söyleyeyim? Seni üzmek istemem ama Nihal pek uzun süreli ilişkilerin insanı değildir. Yani bu da diğerleri gibi. Nasıl diğerleri? Yani bu da kısa süreli bir ilişki. Yok. Buna inandıramazsın beni. Yalan söylüyorsun sen. Evet. Bu gece bir yalan söyledim. Ama bu değil. Evlenme teklifinize sevindiğimi söylerken yalan söylüyordum. Ama seni üzmek istemedim bu gece. Neden bahsediyorsun Serap?
bak. Nihal evlenme teklif edişini bana gülerek anlattı. Onun deyişiyle enayiliğinle dalga geçti. Dün gece oldukça eğlenmiş. Ama ben senin için çok üzüldüm. Doğru değil bu. Keşke doğru olmasaydı. Peki gecenin bu saatinde böyle apar topar nereye gitti dersin? Hı? Tabii ki bir başka erkeğin kolları. Sanırım saatleriniz çakıştı. Nihal senin gibi duyarlı insanları da işte böyle kırar. Ama sen üzülmeyi hiç hak etmiyorsun. Merak etme, ben senin yanındayım. Neden bahsediyorsun Serap? Bak, Nihal evlenme teklif edişini bana gülerek anlattı. Onun deyişiyle enayiliğinle dalga geçti. Dün gece oldukça eğlenmiş. Ama ben senin için çok üzüldüm. Doğru değil bu. Keşke doğru olmasaydı. Peki gecenin bu saatinde böyle apar topar nereye gitti dersin? Hı? Tabii ki bir başka erkeğin kolları. Sanırım saatleriniz çakıştı. Nihal senin gibi duyarlı insanları da işte böyle kırar. Ama sen üzülmeyi hiç hak etmiyorsun. Merak etme, ben senin yanındayım. Müzik ne güzel, değil mi? Efendim? Müzik diyorum, çok güzel. Ha evet, evet. Hadi dans et. Tamam. Madem biz o herife ulaşamıyoruz, o bizim ayağımıza gelsin bakalım. Yani çağıralım mı diyorsun abi? Ne çağırması kas kafalı? İt gibi kaçan adamı nasıl çağırırsın? Siz şimdi gidip onu reklam ajans var ya, Aslı Reklam'dan aratacaksınız. Sekreter ona çok iyi bir reklam filmi olduğunu söyleyecek. Başrol. Tamam mı? Tamam abi. Karşılığında da yüklüce bir para teklif etsin. Abi adama ne diye para veriyoruz ki? Para vermiyoruz salak. Onu kendi ayağınla reklam ajansına getiriyoruz. Oraya geldiğinde de doğduğun
buna pişman olacak. Saat tam 12'de orada olsun. Oraya geldiği zaman da işini bitir. İnanamıyorum. Bir anda bütün şansım değişiverdi. Ne güzel. Beni bir kampanya için istiyorlar. Bütün çekimlerden elime 5 milyara yakın para geçecekmiş. Sonunda şansının döneceğini biliyordun. Bana uğur getirdin bir tane. Eyvah, geç kalıyorum. Daha başlamadan işten kovulacağım. Hadi o zaman hemen gidelim. Allah kahretsin. Tolga. Tolga. Nerede bu?